Fotoğrafları Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Lüksemburg'da devlet görevlilerine gösterdim. Daha sonra bu yılın başında Türkiye'ye geldim. Türkiye'de Nisan ayında İstanbul'dan başladım. İstanbul. 100 kere tövbeni bozmuş olsam da yine gel çağrısıyla dil, din, ırk, milliyet ayırmadan insanoğluna seslenmeyi başaran Mevlana, 800 yıldır her türlü karanlığı aydınlatmaya çalışan bir ışık yolcusu ve ışığını bu karanlık günlerde bize bir yol haritası olarak sunuyor yeniden. Görevli bulunan Urla Kaymakamı Şahin Bayhan'ın davetlisi olarak buraya davet edildim. Ve Urla'ya, Urlalılara bu fotoğraflarımı göstermeye geldim. Bu ikinci gelişim. Fotoğraflarımı getirmek için gelmiştim daha önceden. Sonra tekrar döndüm. Bu ikinci gelişim. Fakat gelişimde sabahleyin İskele Meydanı'ndan Urla'yı seyrettiğimde orada muhteşem bir güzellik vardı. O muhteşem güzelliğin altında bir şiir yazdım. Senden sonra diye. Ve çok tutuldu, çok beğenildi. Ben o gökyüzüne bir baktım ki 30 saniye hem gök kıpkırmızı oldu, hem deniz kıpkırmızı, hem dağ, yani her yer kıpkırmızı oldu. Orayı fotoğraflandırdım. O fotoğraflarla birlikte o şiiri yazdım. Ve beni buraya davet eden Sayın Kaymakamımız Şahin Bayhan'a ben de Mevlana fotoğraflarını sergilememde katkı olması, katkı yapması nedeniyle kendisine bir şiir vermek istiyorum. Ben Urla sanatçıları çok şanslı görüyorum. Çünkü çok güzel bir sergi salonları var. Yani yaptıklarını burada sergileyebilecekleri. Yani burasını herhalde Hakan Çeken Beyefendi yaptırmış burasını. Kendisine böyle bir sergilediğimiz için, böyle bir yer yaptırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bu kadar şey inanın başka yerde göremiyordum sanat galerisini. Çünkü sanat galerileri genellikle alt kesimlerde böyle penceresiz böyle basık ortamlarda oluyor. Burası daha yukarıda, daha havada ve fotoğraflarını ve yapmış olduğun sanatları daha iyi gösterme imkanına sahip oluyorsunuz. Hepsi bana koşarak yardım ettiler ve ben çok memnun oldum yani bu konuda. Kendi Urla'ya geldim, şöyle bir çarşıya çıktım. Yani yolda yürürken çok şeyler kaybettiğimi gördüm. Çünkü neden? O kadar güzel kareler yakalayabilecek pozlar var ki. Mesela buranın cuma günü pazarı varmış ondan sonra.
Pazara baktım şöyle. Pazarda çok güzel pozlar yakalanabilecek bir durumda var ve önümüzdeki haftaki pazar günü, cuma günü mutlaka orada gidip fotoğraf çekeceğim yani. Ve ilerideki bir dönemde Urla'yı tanıtan bir fotoğraf serisi hazırlamayı düşünüyorum. Ve ben cebimde İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca Mevlana'yı tanıtan kitaplar taşıyordum. Ve daha sonra benden fotoğraf İstanbul'a istemeye başlayınca ben baktım ki ben gideyim orada bir fotoğraf çekeyim. Orada insan fotoğrafını yabancılara göstereyim diye. Ve ben bu fotoğrafları çektiklerim bunları zaten yabancılar için çektim. Çünkü onlar bu semazenlerin nerede döndükleri ve nasıl döndüklerini çok merak ediyorlar. Spor salonu mu, yoksa bir evin bahçesi mi, ya da bir evin odası mı, ya da küçük bir yerde mi diye. Bu da Konya'da özel yapılmış bir kültür, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan bir şey. Törenden dolayı çektim ve çok büyük ilgiyle karşılandı. Biliyorsunuz bu yılda Mevlana yılı olduğu için. Ve Türkiye'de bir rekor kırdım. Şöyle arka arkaya bu 10. sergim. Düşünebiliyor musunuz? Nisan ayından itibaren bu 10. sergim. Yani her ayda 2 sergi düşüyor. Burada yardım eden kültür merkezi görevlilerine ve sayın başta Urla Kaymakamı Şahin Bayhan'a çok teşekkür ediyorum.